İhracatçıların yeni alternatifi Süveyş Kanalı. Mısır hükümetinin Roro taşımacılığı mutabakat zaptını yenilememe kararı üzerine Türk ihracatçılar yeni bir yol aramaya başladı. Süveyş Kanalı ise bu konudaki tek seçenek gibi görünüyor. Ancak bu yolda maliyetinin yüksek olması nedeniyle sektörü düşündürüyor. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Mısırlı yetkililerle Roro anlaşmasının yenilenmesine dair görüşmelerin sürdüğünü söylese de, Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el-Sisi'nin Türkiye lehine bir adım atması zor gibi görünüyor. Roro anlaşmasının uzatılmamasının altındaki temel neden, Mısır'daki Müslüman Kardeşler Hükümeti'nin General Abdülfettah Sisi tarafından devrilmesi üzerine iki ülke arasındaki ilişkilerin bozulmasıydı. Bu gelişmelerse özellikle güney bölgelerindeki ihracatçı ve nakliyecileri büyük sıkıntılara sokacağı benziyor. Yılda ortalama 8 ila 10 bin arasında tır, bu hat üzerinden başta yaş, meyve ve tekstil olmak üzere Türk mallarını Körfez ülkelerine ulaştırıyor. Mevcut mutabakat çerçevesinde Türk tırları Mısır'ın Port Said Limanı'na geliyor. Buradan Süveyş Kanalı'nın bitiminde yer alan Adabiye Limanı'na kadar yaklaşık 240 kilometrelik bir karayolunu geçiyorlar. Adabiye'den de yeniden gemiye yüklenerek bu defa Suudi Arabistan'daki Duba Limanı'na ulaşıyor ve buradan da Körfez ülkelerindeki müşterilerine varıyorlar. Süveyş Kanalı üzerinden Suudi Arabistan'a ulaşmak alternatiflerden en mantıklısı olarak görünse de bu güzergah tır başına 1000 ila 1500 dolar arasında bir ilave maliyet getiriyor.